Piyasa masasından herkese günaydınlar ve iyi haftalar. Ben Gizem Uzuner Gençlük. Bugün bu hafta boyunca piyasa masasında ben sizlere eşlik edeceğim. Başlarken her zaman olduğu gibi Ahlakçı Yatırım'a dönüyoruz. Araştırma Müdürü Barış Ürkün bizlerle birlikte olacak. Barış Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Şimdi çok yoğun bir hafta bizleri bekliyor bu hafta içerisinde, hem yurt içi gündemde ama haftaya başlarken yurt dışındaki gerilimler sayesinde özellikle Amerika ve Çin gerilimi başta olmak üzere piyasalarda bir satış havası var. Asya'da Japonya bugün ve yarın kapalı olacağı için bugün de hacimlerin düşüklüğü sebebiyle bir miktar negatif bir hava söz konusu. Türk lirasının negatif ayrıştığını görmekteyiz. Aslında borsa dolar endeksinden bakacak olursak gelişen ülke para birimlerinin büyük bir çoğunluğu karşısında dolar değer kaybetmesine rağmen TL karşısında değer kazanıyor. Böyle bir ortamda Borsa İstanbul'un açılışına dair beklentileriniz neler? Haftanın geneline baktığımızda özellikle ön plana çıkan ve Türk varlıklarını etkileyebilecek gelişmelerin neler olduğunu öngörüyorsunuz? Evet, yani şöyle bir baktığımızda haftanın ilk işlem günü itibariyle aslında işte bilinen gelişmeler çerçevesinde değerlendirecek olursak, yani şöyle yurt dışına önce bir bakarsak eğer risk iştahının bugün itibariyle aslında düşük kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Yani bilinen gelişmeler neler? Özellikle geçen hafta Powell'ın yorumları sonrasında özellikle teknoloji hisselerine gelen satışlar noktada hakimdi ve Cuma günü kapanışlarına baktığımız özellikle ABD endekslerinde Nasdaq ve S&P 500'ün 50 günlük hareketli ortalamasının altına geçerek kapattığını gördük haftayı. Tabii ki belirsizlikler sadece bununla ilişkili değil, yani görünüm bununla ilişkili sadece değil. Yani baktığımızda özellikle Amerika üzerinden baktığımızda ya da aslında Avrupa tarafından da bakmamız lazım. Mali teşviklerin ne derecede tekrardan geleceği ve ne ölçüde geleceğine dayalı belirsizlikten de hakim oldu. Özellikle ABD kanadında bunun belirsizliğini devam ettiğini görüyoruz. Aynı zamanda bilinen gelişme olarak ekleyebileceğimiz Amerika-Çin arasında meydana gelen gerilimin de özellikle teknoloji sektörü üzerinden devam ettiğini görüyoruz. Ve bunun da özellikle hisse senetlerinin yansımalarını da bir açıdan da herhalde değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii ki yaklaşan bir de ABD seçimleri var. Bu seçimler öncesinde de o tarafta artan gerilimin de özellikle risk iştahının düşük kalmasında bir etken olduğunda herhalde biraz daha eklememiz bu tarafa doğru gerekiyor. Tabii yurt dışı bu şekilde devam ediyor hareketlerine ve o yüzden de buna bir aynı zamanda eklememiz gereken koronavirüs kaynaklı gelişmeleri de biraz daha eklememiz lazım. Çünkü vaka sayılarında artış dünya genelinde bakıldığında 32 milyonu geçmiş durumda ve özellikle Avrupa tarafında yeniden bazı ülkelerde vaka sayılarındaki artış yeniden bir karantina önlemlerinin alınması konusunda açıklamaların gelmesine de neden oluyor. Bunun da yarattığı bir belirsizlik özellikle ekonomide V şeklinde toparlanmanın olmayacağına dair görüşlerin de biraz daha ağırlık kazanması genel itibariyle global ölçekte bir risk iştahında düşüklük olarak hafta başı itibariyle baktığımızda karşımıza çıkıyor gibi gözüküyor. Şimdi tabii bu bilinen gelişmeler bahsettiğim gibi bir de tabii ki bu haftaya özgü gelişmeleri de takip ediyor olacağız ki bunların içerisinde herhalde ilk sıraya koyabileceğimiz Powell'ın bu haftaki konuşmaları, işte salıdan perşembeye arka arkaya 3 gün konuşması gerçekleşecek. Özellikle salı ve perşembe gün konuşmaları da biraz daha piyasa yakından takip ediyor olacak. Çünkü hem temsilciler meclisinde hem de senatoda bankacılık komitesine açıklamalarda bulunacak. Özellikle geçen hafta ortaya koyduğu tabloya bakıldığında ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklere vurgu yapmıştı. O yüzden de enflasyonda ortalama %2 hedefi ortaya kondu ve bununla ilişkili olarak da bu toplantıda, bu söyleyecekler içerisinde bunun ne derecede Fed'in bağlı olacağına dair mesajları da takip edilecek piyasalar. Bir açıdan bunu takip edecek diye söyleyebiliriz global ölçekte bakımında piyasaların. Diğer taraftan da 24-25 Eylül'de Avrupa Birliği Liderler Zirvesi var. Bu biraz tabii bizi de ilgilendiriyor. Bu noktada özellikle Doğu Akdeniz üzerinden yaşanan gelişmeler kapsamında bakıldığında son günlerde bu tarafta artan gerilimin neticesinde gelen bazı açıklamalar vardı. Bu toplantılarda, bu zirvede bir yaptırım kararının gelebileceğine yönelik. Son günlerde özellikle geçen hafta bu tarafta biraz gerilimin azalmasıyla işte Fransa kanadından gelen mesajlar, Yunanistan'dan gelen mesajlarla birlikte biraz bir miktar gerilim azalıyor gibi oldu. Diyalog süreci devam edecek gibi bir görüntü verdi. O yüzden piyasalar bu 24-25 Eylül'de bu zirveden çıkacak, bizi ilgilendirecek kararları da yakından takip ediyor olacak. Özellikle Türk lirası varlıklar üzerindeki etkilerini takip ediyor olacağız diye söylemek gerekiyor. Aynı zamanda tabii Merkez Bankamızın da bu hafta faiz kararı var. O tarafta da özellikle kurun 7.58'e doğru yükselmesinden sonra ve ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde %10.40'a doğru yükselmesinden sonraki süreçte baktığımızda yavaş yavaş geçit likidite penceresinden fonlama imkanında zorlanmaya başlayacağını da görebiliriz. O açıdan bakıldığında benim beklentim politika faiziyle birlikte üst bant ve geçit likidite penceresinde bir güncelleme belki 50 belki 75 baz puan civarında ama piyasanın geneline bakıldığında özellikle Goldman Sachs'ın raporunda da belirtildiği gibi geçit likidite penceresinde bir ayarlama ile birlikte kendine bir alan açabileceğine bir beklenti de hakim. Açıkçası bu tarz beklentiler gerçekleşirse kur tarafında belki bir miktar 7.50 ve altına doğru bir eğilim görme ihtimali olabilir. Piyasanın özellikle bu haftada
izleyeceği önemli bir gelişme olarak da bunu değerlendirmek gerekiyor. Endekse kısaca değinecek olursak ya da son olarak evet yani bugünkü açılışa bakarsak Biyop tarafında 500 yani yeni seviyeli 5 puan negatif tarafta başladık. Yurt dışındaki olumsuz görüntü bizde biraz etkiliyor gibi gözüküyor ama endeks geçen hafta yurt dışına göre bizde biraz olumlu ayrıştı. Bu noktada özellikle X100 endeksi dışındaki diğer hisselerin oluşturduğu endeksin yükselişi artı sanayi endeksinin katkısı vardı bu noktada. Bankacılık endeksinin bu noktada katkıda bulunmamasıyla endeksli bir miktar sıkışık seyir devam ediyor ama geriden gelen yani Mart ve özellikle Temmuz'dan gelen trendinde devam ettiğini görüyoruz bir açıdan bakılırsa. 200 günlük hareketli ortalama 1089, aynı zamanda bu trendin desteği 1098 bugün izleyeceğim destek bölgesi olacak. Bu destek bölgesi üzerinde tutunma devam ederse yukarı yönlü hareketlilikte bir zaman yani bir süredir geçilemeyen 1118-1120 aralığında geçilmesini beklemek lazım ama bugün biraz risk iştahı düşük kalabilir gibi bir görüntü var. O yüzden bahsedilen destek bölgesi üzerinde kalıcılığın sağlanıp sağlanmadığını biraz bakmamız lazım. Tüm bu bahsettiğim gelişmelerin de fiyatlamanın etkilerini bu hafta ciddi oranda takip etmemiz gerektiğini de açıkçası hatırlatarak tamamlayayım. Barış Bey çok teşekkür ediyorum yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için. Evet, Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ülkü'nün de görüşlerini böylece aldık. Piyasalarda neler oluyor? Bu hafta piyasalara yön verebilecek gelişmeler neler? Ve özellikle Borsa İstanbul açılmadan önce bilinmesi gerekenler neler? Hafta sonu neler oldu? Onları da kısaca özetlemeye çalışayım. Öncelikle Oracle'ın Çinli video paylaşım uygulaması TikTok'ın satın alma, özellikle Amerika'daki operasyonlarını satın alma sürecine ilişkin Donald Trump'ın onayı bekleniyordu. Bu onay geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Oracle'ın Çinli video paylaşım uygulaması TikTok'un ülkesindeki operasyonlarını satın almasına onay verdi. Trump cumartesi günü satın alma anlaşmasını fikir olarak onayladım. Sonuçlanırsa bu harika olur ama sonuçlanmazsa da sorun değil şeklinde bir yorumda bulundu konuya ilişkin. Bu TikTok uygulamasının aslında yeni adı ABD'deki operasyonların adı TikTok Global olacak. ABD'ye vergi olarak 5 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Bununla beraber de yeni bir eğitim fonu kurulmasına da aynı zamanda onay verdi. Buraları kabul etmiş olsa bile yine de daha öncesinde Donald Trump'ın dikkat çektiği birkaç tane unsuru hatta büyük çoğunlukla isteklerini reddettiğini de söyleyebiliriz. Dolayısıyla TikTok konusu gündemde kalmaya devam edecek gibi anlaşılıyor bu süreçten gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla ulusal güvenlik uzmanlarının oralarda söylediklerine göre TikTok henüz tam olarak da ABD'nin ulusal veri güvenliğini tehlikeye atmayacak şekildeki şartları kabul etmiş durumda değil. Çünkü hatırlanacağı üzere veri paylaşımını da Amerika ile yapması bekleniyordu. Bu kısmına onaylanmadığını da ifade edebiliriz aynı zamanda ByteDance tarafının yani TikTok'un sahibinin. Bununla beraber yurt dışındaki bir diğer önemli gelişme bir FT'nin haberi vardı. Financial Times'ın haberine göre Avrupa Merkez Bankası pandemi tahvil alım programının ne kadar sürmesi gerektiği ve istisnai esnekliğinin daha eski programlara uyarlanıp uyarlanmayacağı üzerinde konuşacaklarını söylüyor haberde. Şöyle ki bilindiği üzere tahvil alım programı bu noktada yani acil alım programı salgından sonra Mart ayında devreye konmuştu. İlk etapta 750 milyar euro ile başlamıştı. Ama salgının etkilerinin devam ettiği süreç boyunca 1.35 trilyon euro büyüklüğe kadar da ulaşmıştı. Bilindiği gibi buradaki acil tahvil alım programı geçmiş dönemlerde Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı tahvil alım programlarından bazı özelliklerinden özellikle muaf tutulmuştu. O yüzden de bu muafiyet süreci salgın sürecinden sonra tekrar eski programlara uyarlanabilir mi? O istisnai halleri bertaraf edilebilir mi? Eski programlara uydurulabilir mi? Şeklinde bir tartışmanın Avrupa Merkez Bankası'nda ele alınacağı öne sürülüyor FT tarafından. Bununla beraber bugün piyasalarda satıcılı bir seyir olduğunu söyledik. Bunun bir sebebi Amerika ile Çin gerginliği. Bir diğeri az önce aktardığım FT'nin Avrupa Merkez Bankası ile olan ilgili haber akışı. Bununla beraber ABD'de mali teşvik sürecinin hala senatoya gelmemiş olması ve tartışmaların devam etmesi. O yüzden de hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta FED toplantısının ardından piyasalarda düşüş inmesi oluşmuştu. Cuma günde bu satışların devam ettiğini gözlemlemiştik. Ortada hala piyasaların umut bağladığı bir mali teşvik söz konusu olmadığı için bu satıcılı hava devam ediyor. Bununla beraber endeks de güne başladı. Yatay bir başlangıç yaptık 1112 puandan. Az sonra ekranımızda da
en çok yükselenleri ve en çok düşenleri de paylaşacağız. Ve aynı zamanda Borsa İstanbul'daki bugün önemli haber akışlarını da paylaşacağız. Ama Türkiye'deki gelişmelere değinmeden önce bir önemli not daha var yurt dışı piyasalarda takip etmemiz gereken. Onu da aktarmış olayım. Bugünkü bu satıcılı havayı borçlu olduğumuz yerlerden bir tanesi de bazı medya organlarının paylaştığı mali kayıtlarla 5 küresel bankaya yönelik kara para aklama iddiası piyasalar üzerinde baskı oluşturan bir başka etmen olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla toplamda da bahsettiğim gibi aslında piyasalarda bugün negatif haber akışına, negatif fiyatlamaya sebep olan 4 tane ana madde var. Ve ekranınıza en çok yükselenler, en çok düşenler de geldi. Yükselenler tarafında Logo, Gübre, Alarko Geo, Birsa ve Hektaş'ın yer aldığını söyleyebiliriz. Bununla beraber düşenler tarafında günün ilk işlemlerinde Türk Hava Yolları, Anadolu Cam, Vakıflar Bankası, Coca-Cola İçecek ve GSD Holding ilk 5'i oluşturuyor şu aşamada. Yurt içinde özellikle haftanın genelinde çok önemli gündem maddeleri var. İlk etapta yurt dışı kısmını söyleyeyim. Haftanın genelinde özellikle PMI rakamlarını takip edeceğiz. Özellikle İspanya ve Fransa tekrar PMI'ları genişleme bölgesine işaret etti mi? Bu önemli olacak. Çünkü 3. çeyrek büyüme rakamlarına dair alabileceğimiz en önemli sinyal PMI rakamlarından gelecek. Yine Avrupa'da güven anketlerini takip edeceğiz. Amerika tarafında takip edeceğimiz en önemli gelişme bu hafta boyunca 3 defa aslında 2 tanesini çok önemli olarak takip ediyoruz. Bir tanesi Finansal Hizmetler Komitesi'nde Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması var. Bir diğeri de 23 Eylül tarihinde Temsilciler Meclisi Alt Komitesi'nde sunum yapacak. Ertesi günde saat 17'de ABD Senatosu Bankacılık Komitesi toplantısı öncesinde yine Fed Başkanı Jerome Powell'ın sunumu takip ediliyor. Yurt içindeki gelişmelere gelecek olursak, Türkiye gündemi bu hafta oldukça yoğun aslında, bunu söyleyebiliriz. Bunlardan en önemlisi tabii ki Perşembe günü karşılayacağımız Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftanın en ön plana çıkan gelişmesi. Diğer yandan Doğu Akdeniz konusunun ele alınacağı 24-25 Eylül Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde yakından takip edeceğiz. Bu iki gelişme oldukça önemli Türkiye piyasaları açısından. Bununla beraber bugüne yön verecek olan birkaç tane şirket haberini ve aynı zamanda sektör haberini de paylaşayım. Ama ilk etapta Borsa İstanbul tarafından başlayalım. Borsa İstanbul tarafında endeks değişiklikleri açıklandı. Ekrana getirdiğim tabloda Borsa İstanbul'un duyurusuna göre BIST 100 endeksi alınacak ve çıkarılacak paylar yer alıyor. Bu noktada endeksteki 3 aylık dönemi, 4. 3 aylık dönemi kapsıyor burada bahsedeceğim değişiklikler. 1 Ekim 2020, 31 Aralık 2020 tarihleri itibariyle geçerli olacak değişiklikler ekranımızdaki gibi. Bu değişikliklerin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmada Şişecam, Trakyacam, Anadolucam, Soda Sanayi ve Denizcam birleşmesinin 1 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşeceği öngörülerek devrolan Trakyacam, Anadolucam, Soda, Denizcam payları ile ilgili endekslerin dışında tutulmuş, devralan şişe payları birleşme sonrası oluşacak sermaye büyüklüğü ve devralınan paylar dahil toplam işlem hacmi ile değerlemeye tabi tutulmuş. Onu da özellikle aktarmış olayım. BIST pay endekslerindeki değişikliklere gelecek olursak, BIST 100 endeks alınacak paylar ekranımızda. Bununla beraber BIST 50'yi de ekrana getireyim aynı zamanda. Alkim Kimya alınacaklar arasında Eczacıbaşı İlaç, Torunlar, Türkiye Sigorta alınacak paylarda. Çıkarılacak paylarda Anadolu Cam, Ford Otosan, Soda Sanayi ve Trakya Cam var. Yedek paylar ise BIST 50 endeksinde Ege Endüstri, Albaraka Türk ve Doko olarak sıralanıyor. BIST 30 endeksinde alınacak paylar Gübre Fabrikaları ve Oyak Çimento. Çıkarılacak paylar Soda Sanayi ve Trakya Cam. Ve yedek paylar Şok Marketler, Sasa Polyester ve Vestel olarak sıralanmış. BIST Likit Banka Endeksine alınacak ya da çıkarılacak herhangi bir pay yok. BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksine Tekfen Holding alınıyor, Koza Altın çıkarılıyor. Yedek payları ise Arçelik, Koza Altın ve Türk Telekom olarak sıralandığını aynı zamanda söyleyebiliriz. Bir taraftan da bir sektör haberi de aynı zamanda belki paylaşabiliriz. Bilindiği üzere özellikle demir çelik sektörü bu ayın en önemli sektörlerinden de bir tanesiydi. Basına yansıyan haberlere göre ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'den çelik ithalatına ek gümrük vergisi uygulama kararının yasaların ihlal olduğu yönündeki kararının yürütmesinin durdurulması için ABD hükümeti tarafından verilen dilekçeyi reddetti. Bununla ilgili bir analiz yorumu da aynı zamanda aktarmaya çalışayım. Mesela Vakıf Yatırım bu konuya ilişkin şunu söylüyor. Temmuz ayı içerisinde ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi Donald Trump'ın Türkiye'den ithal edilen çeliğe yönelik gümrük vergisini 2 katına çıkarma kararının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti. Haberi sektör açısından pozitif değerlendiriyoruz şeklinde de bir yorumları olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu kadar özetlediğim yorum yoğun bu haftanın öncesinde fiyatlamalar nasıl şekillenebilir? Bunları konuşmak üzere Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru bizlerle birlikte olacak. Soner, hoş geldin yayınımıza.
Merhaba Gizem, hoş bulduk. İyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkürler. Biz de sana iyi haftalar diliyoruz. Şimdi az önce çok yoğun bir veri takviminden bahsettim. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında küresel piyasaları etkileyebilecek çok fazla gelişme var. Biz haftaya ağırlıklı olarak küresel piyasalarda satışlarla başlamamıza rağmen Borsa İstanbul'da yatay bir başlangıç yaptık. Türk lirasında ise dolar her ne kadar küresel ölçekte değer kaybetse bile TL'nin değer kaybettiğini gözlemliyoruz. Şimdi TL bir taraftan değer kaybederken Borsa İstanbul'da yatay başladı dedi. Sen haftanın geri kalanında nasıl bir seyir beklersin Türk varlıkları açısından bu kadar önemli gündeme karşın? Gizem, şöyle, özellikle borsada son bir ayın ezberi devam ediyor gibi bu sabah itibariyle yine aynı şekilde. Bankacılık işte ekside başladı, şimdi yavaş yavaş artıya geçiyor. Sanayi önde gidiyor ve bu BIST'ten BIST 100'ü arındırdığımız o yan hisseler dediğimiz hisseler %1'e yakın neredeyse. Artı da son bir aydır bu şekilde devam ediyor. Özellikle bankacılık baskılıyor bizi. Diğer bir taraftan da makro dengeler noktasında tabii kurda yukarı hareket devam ediyor. Temmuz sonundan beri bu 6.85'ten başlayan hareket 7.57'ye artık geldi. %11 civarı bir değer kaybı var. Ama bu süreçte Brezilya reali %3, Güney Afrika randı %2, Meksika pezosu %6. Dolara karşı değer kazandığı bir süreçte. Yani özellikle Türk lirası ciddi negatif ayrışıyor rakiplerinden. İçeriye bakıyoruz şimdi haftalık verilerde kredi hacmi büyüyor, yabancı çıkmaya bir yandan devam ediyor. Döviz mevduatları da içeride yine aynı şekilde artmaya devam ediyor. Burada tabii bu hafta kritik konu bizim için Merkez Bankası faiz kararı. Orada ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini 10.40'lara getirdi ama bu piyasanın denge bulmasına yetebilmiş bir faiz oranı gibi görünmüyor. O yüzden bu hafta Merkez Bankası'nın vereceği karar çok önemli. Genel itibariyle politika faizinde değişiklik beklenmiyor. Biz de beklemiyoruz. Ama bu koridorun üst bandının biraz yukarı doğru revize edilmeye ihtiyacı var gibi. Orada 12'lere doğru gelecek gibi görünüyor. Göreceğiz. Hani bu TL varlıklar açısından bir denge getirecek mi? Diğer bir nokta tabii jeopolitik gündem. Biliyorsun hafta sonu Macron'un Türkçe şekilde atmış olduğu bir tweet vardı. O tarafta bu hafta Avrupa Birliği Liderler Zirvesi var. Yani Türkiye aleyhinde bir karar çıkması çok olası değil ama orada diyaloğun biraz daha geliştirilebilecek olması bu hafta TL varlıklar açısından olumlu olabilir. Ben o tarafta jeopolitik gerilim noktasında en kötüsünün geride kaldığını düşünenlerdenim. Peki PPK'ya ilişkin beklentilerindeki detayları ve burada değişiklik beklemiyoruz dedin ama bunun arkasına yatan sebepleri de sorabilir miyim sana? Çok fazla yabancı kurumdan mesela yorum geliyor bununla ilgili. Bir tane önemli raporlardan bir tanesi de Goldman Sachs'tan gelmişti. Ve diyor ki mevcut faiz koridoru içerisinde Merkez Bankası'nın daha fazla sıkılaşacak alanı kalmadığını göstergesi olarak yorumluyoruz. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetindeki bu yükselişi demişler. Aynı zamanda geçtikçe borç verme penceresinde 11.25'ten 12'ye çıkacağı yönünde de bir öngörüde bulunmuşlar. Liranın rekabetçiliğine yönelik yorumları da lirada çok kontrolsüz şekilde olmadığı sürece daha fazla değer kaybına tolerans gösterilebileceği şeklinde yorumladıklarını belirtmiş Goldman Sachs. Sen ne düşünüyorsun? TL'deki mesela Ağustos'tan başlayan bu değer kaybı süreci Merkez Bankası'nın değerlendirmeleri içerisine girer mi sence? Yani şöyle, aslında kur hedefi çok fazla yok. Ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar da bu yönde. Yani kurun değer kaybediyor olması bir anlamda rekabetçiliği de artıyor ve ekonomi yönetimi biraz bu gözle okuyor gibi. Zaten yukarı gidişin biraz daha rahat olması sebeplerinden biri de bu. Ama en nihayetinde Temmuz cari açımız 14.9 milyar. Yani ciddi bir cari açık problemimiz var. Enflasyonda beklentiler bozuldu. Burada çünkü ciddi anlamda bir kur geçişkenliği de söz konusu oluyor. Yani genelde Merkez Bankası'nın karakteristik özelliği faiz arttırma konjonktüründe genel itibariyle geriden cevap veriyor. Bu son yaklaşık 5-10 yıldır bu şekilde devam ediyor. Aslında burada birçok ekonomist, birçok piyasa yorumcusu Merkez Bankası'nın indirirken olduğu gibi yükseltme döneminde de biraz daha erkenden adım atabilmesi ama yani maalesef şimdilik eldeki veriler bunlar. O yüzden biraz daha Merkez Bankası'nın politika faizini arttırma noktasında tutumlu olmasını bekliyoruz. Piyasanın bir faiz artışına ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim ama Merkez Bankası'nın politika faizi üzerinden cevap vermeyeceğini düşünmüyoruz. Piyasa da aşağı yukarı bu şekilde düşünüyor. Burada elinde hangi araçlar var? Dolaylı yoldan bir şekilde müdahale ediyor. Zaten ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti de 7.35'lerden 10.40'lara geldi. Yani aslında 300 bas puan üzerinde bir fiili faiz artışı da ekonomimizde gerçekleşti. Ama dengeye getirebilmiş gibi görünmüyor. O yüzden artık GLP üzerinden faiz koridorunun üst bandından bunu yukarı yönde biraz arttırıp
piyasayı dengeye getirmeye çalışacak. Ama neden politika faizde bir değişiklik beklenmiyoruz? Son 5-10 yılda olduğu gibi faiz arttırma konjonktüründe Merkez Bankamız biraz geriden gelerek cevap veriyor. Sebebi bu. Peki bir taraftan Soner, tabii TL bu enflasyondaki yükseliş beklentilerindeki sebeplerden sadece bir tanesi. Gördüğümüz kadarıyla hani biz Mayıs ayında aslında dibi görmüştük enflasyon beklentilerinde. Merkez Bankası'nın beklenti anketinden bahsediyorum. 9.38'lere kadar gelmişti. Ama şu an mesela Cuma günü açıklanan Eylül ayı anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi 11.46'ya kadar yükseldi. Mayıs'ta 9.38'di, Eylül anketinde 11.46'ya kadar yükseldi. Bu yükselişte enflasyon beklentilerindeki bozulma sebeplere sen neler olarak görürsün ve aynı zamanda enflasyon patikası üzerinde sence yukarı yönde riskler bulunuyor mu? Şöyle, şimdi biz genelde tabii enflasyondaki yukarı yönlü eğilimi genelde kur seviyesi üzerinden okumaya çalışan bir ekonomiyiz ama özellikle ikinci çeyrekte kur 6.85'te stabilken biz ciddi bir enflasyon yedik. Onun da sebebi pandemi sürecinin ardından gelen ek faiz indirimleri ve kredi kampanyalarıyla birlikte zaten 3-4 çeyrektir ertelenmiş harcamaların realize olmasıydı. Özellikle konut, otomotiv gibi faiz hassasiyeti yüksek sektörlerde ciddi bir talep enflasyonu oluştu. Diğer bir taraftan ulaştırma ve özellikle üretim gibi sektörlerimizde de zaten pandemi etkisiyle birlikte arz yönlü bir enflasyon oluşması bekleniyordu ki bu da gerçekleşmiş oldu. Haliyle bu son kredi kampanyalarında enflasyon ve cari açık biraz beklenenden daha fazla hareketlendi. Zaten 3. çeyreğe girerken de yaşadığımız ana problem bu. Kur geçişkenliği değil. Şimdi yaklaşık son 1-2 ayda kurda %10 hareket var. Henüz tam olarak bu hareketin enflasyona yansımasını aldığımızı düşünmüyorum. Önümüzdeki sürece ilişkin enflasyon beklentilerinin biraz daha yukarı yönde düşünenler, bu kur hareketinin enflasyona etkilerinin realize olacağını düşünenler aslında. Ortalama da kurdaki her %10'luk hareket Türkiye enflasyonunda yıllıkta %2-2,5 yukarı yönde etki eder. Fiyatlama davranışları ve enflasyondaki bu yapışkanlık üzerinden gidiyor maalesef. O yüzden ben yıl sonuna doğru enflasyonla ilgili yukarı yönlü risklerin hala barındığını ve güçlü olduğunu düşünenlerdenim. Soner, mesela geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası'nın o hani TL'de sıkılaştırıcı adımlar atacağını duyurduktan sonra faizlerde biz yükseliş inmesi görmüştük. Peki o faizlerdeki yükseliş inmesi kredi büyümesindeki hızın azalmasına sence gözle görülür aşağı yönde bir etki yaptı mı? Mesela aktif rasyosuna da belli esnemeler getirildi. Kredi büyümesinin trendinin çok ciddi yavaşladığını söyleyebilir misin faizdeki yükselişe rağmen? Burada şöyle, Merkez Bankası'nın bunu yaparken kullanmış olduğu dil önemli. 7.35'lere kadar çekmişti ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini. Özellikle pandemi önlemi çerçevesinde alınan ek likidite adımlarıyla birlikte fonlama maliyeti politika faizinin altında oluşuyordu. Bu süreçte işte 7.35'ten 10'lara hızlıca getirdi ama bunun adına sıkılaşma demedi. Normalleşme dedi hatırlayacak olursan. Özellikle likidite pandemi önlemleri için alınan atılan adımların normalleşmesi diye bahsetti. Piyasa burada Merkez Bankası'na sıkılaşma kelimesini çok fazla duyamadı. Biraz daha sözlü yönlendirme noktasında kararlı bir duruş görebilseydik kur biraz daha aşağılarda tutunuyor olabilirdi. Hastalık kredi büyümelerine bakıyoruz. Şimdi mevcut ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti bir yere geldi. Mevduat faizleri bir yere geldi. Kredi faizleri de bir yere geldi ama geçtiğimiz hafta açıklanan, işte Perşembe günü açıklanan bu haftalık para ve banka istatistiklerinde kredilerde sert bir geri çekilme yok. Hatta bir miktar orada yukarı harekette devam ediyor. Zaten mevcut faiz ortamının piyasayı dengeye getirme noktasında yetersiz olduğunu düşündüğüm noktalardan biri de bu. Yani kredi hacmi mevcut faiz ortamına rağmen artmaya devam ediyor ki bu bize tekrardan enflasyon ve cari açık yönlü risklerin devamını işaret ediyor bize. Soner, çok teşekkür ederim yorumlarını bizlerle paylaştığın için. Evet, Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kurun'un da görüşlerini aldık ve piyasa masasına böylece son veriyoruz. Kısa bir aramız var. Aranın ardından Açıl Sezen Yatırım Kulübü ile karşınızda olacak. Hoşçakalın.